58. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız. 174 ile 23'ü çarpalım. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 7 21. 1 de elde 22. 22'nin ikisi elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 2 kere 4 8. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Toplayalım şimdi. Burası 2 olur. 2 8 daha 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. 5 4 daha 9 1 de elde vardı. 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. 1 ile 3'ü toplarsak 4 buluruz. 307 ile 51'i çarpalım. 1 kere 7 7, 1 kere 0 0, 1 kere 3 3. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 0 0 3 de elde 3. 5 kere 3 15. Toplarsak 7 5 6 5 ve 1. Sonuç 15.657 eşittir. 6 kere 0 0, 6 kere 8 48, 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 2 12, 4 de elde 16. 6 kere 0 0, 6 kere 8 48, 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 2 12, 4 de elde 16. Toplayalım. 0 8 6 8 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 6 1 daha 7, 1 de elde 8 ve 1. Sonuç 18.480. 561 ile 80'i çarpalım. 0 kere 1 0, 0 kere 6 0, 0 kere 5 0. 8 kere 1 8, 8 kere 6 48, 48'in 8 elde var 4. 8 kere 5 40, 4 de elde 44. Toplayalım. 0, 8, 8, 4 ve 4. Sonuç 44.880'e eşit. 784 ile 43'ü çarpalım. 3 kere 4 12, 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 8 24, 1 de elde 25. 25'in 5'i elde var 2. 3 kere 7 21, 2 de elde 23. 4 kere 4 16, 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 8 32, 1 de elde 33. 33'ün 3'ü elde var 3. 4 kere 7 28, 3 de elde 31. Toplayalım 2. 5 6 daha 11, 11'in 1'i elde var 1. 3 3 daha 6, 1 de elde 7. 2 1 daha 3 ve 3. Sonuç 33.712. 444 ile 70'i çarpalım. 0 kere 4 0, 0 kere 4 0, 0 kere 4 0. 7 kere 4 28, 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 4 28, 2 de elde 30. 30'un 0'ı elde var 3. 7 kere 4 28, 3 de elde 31. Toplayalım. 0, 8, 0, 1 ve 3. Sonuç 31.080 eşittir. 2. 3 basamaklı en büyük sayı ile 2 basamaklı en büyük sayının çarpımını bulunuz. 3 basamaklı en büyük sayı 999'dur. 2 basamaklı en büyük sayı da 99'dur. Bu ikisini çarpalım şimdi. 9 kere 9 81. 81'in 1'i elde var 8. 9 kere 9 81. 8 de elde 89. 89'un 9'u elde var 8. 9 kere 9 81. 8 de elde 89 olur. 9 kere 9 81 elde var 8. 9 kere 9 81 8 de elde 89 elde var 8. 9 kere 9 81 8 de elde vardı 89. Topladığımızda burası 1 olur. 9 1 daha 10 10'un 0 elde var 1. 9 9 daha 18 1 de elde 19. 19'un 9'u elde var 1. 8 9 daha 17 1 de elde vardı 18. 18'in 8'i elde var 1. 8 1 daha 9. İşlemin sonucu 98.901'e eşittir. 3. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı en küçük sayı ile 2 basamaklı en küçük sayının çarpımını bulunuz. Şimdi rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı en küçük sayı 102'dir. Rakamları farklı 2 basamaklı en küçük sayı ise 10'dur. Bu ikisini çarpalım. 0 kere 2 0, 0 kere 0 0, 0 kere 1 0. 1 kere 2 2, 1 kere 0 0, 1 kere 1 1. Toplayalım. 0 2 0 1. İşlemin sonucu 1020'dir. 4. Ayda 245 TL taksitle alınan ve ücreti 12 ayda ödenecek olan buzdolabının fiyatı kaç liradır? Buzdolabının fiyatını bulmak için 245 ile 12'yi çarparız. 2 kere 5 10, 10'un 0 elde var 1. 2 kere 4 8, 1 de elde 9. 2 kere 2 4. 1 kere 5, 5. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Toplayalım. 0. 9, 5 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var. 1. 4, 4 daha 8. 1 de elde 9 ve 2. Buzdolabının fiyatı 2940 liradır.
61. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlemlerdeki farklılığı açıklayınız. Bu farklılığın işlemlerin sonuçlarını değiştirip değiştirmediğini belirtiniz. A şıkkı 8 çarpı 5 çarpı 6. Önce parantez içine yapacağız. 8 ile 5'i çarptığımızda 40 olur. 40 ile de 6'yı çarptığımızda 240 buluruz. Burada ise önce 5 ile 6'yı çarpacağız. Parantez içinde 5 ve 6 var. 5 kere 6 30. 30 ile 8'i çarptığımızda 240 buluruz. Burada da parantez içerisinde 8 ile 6 var. 8 ile 6'yı çarptığımızda 48 olur. 48 ile 5'i çarptığımızda gene 240 buluruz. Her 3 işlemin sonucu da aynı çıktı. Şimdi burada çarpılanlar önce 8 ile 5 çarpılmış, sonra 5 ile 6, daha sonra 8 ile 6. Yani sonuç değişmemiş. B şıkkı 12 çarpı 7 çarpı 10. 12 ile 7'yi çarptığımızda 84 olur. 84 ile de 10'u çarparsak 840 buluruz. Burada önce 7 ile 10 çarpılacak 70. 12 ile 70'i çarptığımızda gene 840 buluruz. Burada önce 12 ile 10 çarpılmış 120 olur. 120 ile de 7'yi çarparsak gene 840 buluruz. Çarpanların yerleri değişmiş fakat sonuç değişmiyor. C şıkkı 134 çarpı 3. 134 ile 3'ü çarptığımızda 402 buluruz. 402 ile de 4'ü çarptığımızda 1608 buluruz. Burada 3 ile 4 önce çarpılmış. 3 kere 4 12. 12 ile 134'ü çarptığımızda gene 1608 çıkıyor. Burada 4 ile 134 çarpılmış. 4 ile 134'ü çarptığımızda 536 oluyor. 536 ile de 3'ü çarptığımızda gene 1608'i buluyoruz. Evet, işlemlerdeki farklılık çarpanların önceliği değişmiş. Farklılık işlemlerin sonucunu değiştirmemiştir. 2. Aşağıdaki işlemleri daha kolay yapmak için hangi sayıların önce çarpılmasının daha uygun olacağını belirleyiniz. Belirlediğiniz sıralamalara göre işlemlerin sonuçlarını bulunuz. A şıkkı 4 çarpı 147 çarpı 5. Öncelikle 4 ile 5'i çarpalım. Çünkü bunları çarpmak daha kolaydır. 4 ile 5'i çarptığımızda 20 olur. 20 ile de 147'yi çarpalım. 20 ile 147'yi çarptığımızda 2940 buluruz. B şıkkı 39 çarpı 8 çarpı 5. Önce 8 ile 5'i çarpmak daha kolay. Bu ikisini çarpalım. 8 ile 5'i çarptığımızda 40 buluruz. 40 ile 39'u çarpalım. 40 ile 39'u çarptığımızda da 1560 buluruz. C şıkkı 20 çarpı 10 çarpı 40. Önce 20 ile 10'u çarpmak daha kolay olduğu için bu ikisini çarpalım. Bu ikisini çarptığımızda 200 buluruz. 200 ile de 49'u çarptığımızda 9800 buluruz. 70. sayfa alıştırmalar. Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri önce kısa yoldan yapınız. Sonra işlemleri hesap makinesiyle yaparak kısa yoldan bulduğunuz sonuçların doğruluğunu kontrol ediniz. İşlemler 135 çarpı 70. Şimdi 7 ile 135'i çarpalım. 7 ile 135'i çarpıyorum. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde 24. Elde var 2. 7 kere 1 7. 2 de elde 9. 945 bulduk. Sonra da 945'i 10 ile çarparsak 9450 olur. 39 çarpı 500. Önce 39 ile 5'i çarpalım. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 3 15. 4 de elde 19. Sonra 195 ile de 100'ü çarparsak işlemin sonucu 19.500 olur. 26 çarpı 4000. 26 ile 4'ü çarpalım öncelikle. 26 ile 4'ü çarptığımızda 104 buluruz. 104 ile de 1000'i çarparsak 104.000 olarak işlemin sonucunu buluruz. 68 çarpı 5. Bunun kolay yolu şöyledir. 68'i önce 10 ile çarpalım. 680. Sonra 680'i
2'ye bölersek sonucu 340 olarak buluruz. 84 çarpı 25. 84'ü 100 ile çarpalım. 8400 olur. 8400'ü 4'e bölersek sonucu 2100 olarak buluruz. 46 çarpı 50. 46 ile 100'ü çarpalım. 4600 olur. 4600'ü 2'ye bölersek işlemin sonucunu 2300 olarak buluruz. 628 çarpı 60. Şimdi 628'i önce 6 ile çarpalım. 6 kere 8 48, elde var 4. 6 kere 2 12, 4 de elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 6 kere 6 36, 1 de elde 37. Sonra bulduğumuz sayıyı da 10 ile çarparsak sonuç 37.680 çıkar. 107 çarpı 300. Önce 107 ile 3'ü çarpalım. Bu işlemin sonucu 321'dir. 321 ile de 100'ü çarparsak sonuç 32.100 olarak bulunur. 72. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemlerin sonuçlarını bulup tahminlerinizle karşılaştırınız. Tahminlerinizi nasıl yaptığınızı açıklayınız. İşlemler 19 çarpı 9. Şimdi 19'u en yakın onluğa yuvarlarsak 20 olur. 9'u da en yakın onluğa yuvarlarsak 10 olur. 20 ile 10'u çarparsak sonucu 200 buluruz. İşlemin sonucu ise 19 çarpı 9. 9 kere 9 81, elde var 8. 9 kere 1 9. 8 de elde 17. Şimdi sonucumuz 171 çıktı. Tahminimizi onluğa yuvarlayarak yaptık. 33 çarpı 8. Şimdi bunları da en yakın onluğa yuvarlarsak 33 30 olur. 8 de 10 olur. 30 ile 10'u çarptığımızda da 300 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 33 çarpı 8. 8 kere 3 24, elde var 2. 8 kere 3 24, 2 de elde 26. Burada da sonuç 264, tahminimiz 300. Tahminimiz işlemin sonucundan daha büyük çıktı. Yaptığımız tahmin onluğa yuvarlama. 66 çarpı 3. Burada 66'yı en yakın onluğa yuvarlarsak 70 olur. 70 ile 3'ü çarparsak 210 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 66 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 6 18. 1 de elde 19. İşlemin sonucu 198. Tahminimiz 210. Tahminimiz işlemin sonucundan büyük çıktı. Burada da onluğa yuvarlama metodunu kullandık. 50 çarpı 9. Burada 50 aynen kalsın. 9'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 10 olur. 50 ile de 10'u çarptığımızda 500 olur. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 50 ile 9'u çarptığımızda 450 buluruz. Tahminimiz işlemin sonucundan büyük çıktı. Burada da gene onluğa yuvarlama yaptık. 78 çarpı 7. 78'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 80 olur. 80 ile 7'yi çarptığımızda 560 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 78 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 8 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 7 49. 5 de elde 51. 516 çıktı. Tahminimiz işlemin sonucundan büyük çıkmış oldu. Onluğa yuvarlama yöntemini kullanmış olduk. 2. Bir lokantadaki her masanın etrafında 4 sandalye bulunmaktadır. Lokantada kaç sandalye olduğunu tahmin ediniz. Lokantadaki sandalye sayısını bulup tahmininizle karşılaştırınız. Şimdi 32 tane masa varmış. Her birinin etrafında da 4 sandalye. 32'yi en yakın onluğa yuvarlarsak 30 olur. 30'la da 4'ü çarparsak 120 buluruz. Bu tahmini sonuç. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. Bu sefer 32 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Tahmini sonuç işlem sonucundan küçük çıktı. Aradaki fark ise 8'dir. 76. sayfa alıştırmalar 1.
Ev hanımı olan Sultan Hanım bahçesinde domates yetiştirip satmaya karar vermiş. Sultan Hanım bahçesinde yetiştirdiği domatesleri toplayıp 35 kasaya yerleştirmiş. Kasalardan her birine 18 kilogram domates yerleştiren Sultan Hanım domateslerin tamamını kilogramı 2 TL'den satmış. Sultan Hanım domateslerin satışından kaç lira kazanmıştır? Şimdi toplam domates miktarını bulmak için 35 ile 18'i çarparız. Domateslerin toplam ağırlığını bulmak için 35 ile 18'i çarparız. 8 kere 5 40, elde var 4. 8 kere 3 24, 4 elde 28. 1 kere 5 5, 1 kere 3 3. Topladığımızda 0. 8 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 2 3 daha 5, 1 de elde 6. Toplam 630 kilogram domatesi varmış. Kilogramını 2 TL'den satmış. O zaman 630 da 2'yi çarparız. 2 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. 2 kere 6, 12. Sultan Hanım domateslerin satışından 1260 TL kazanmıştır. 2. 3 katlı bir okulun her katında 12 derslik bulunmaktadır. Dersliklerin her birinde 21 tane öğrenci sırası olduğuna göre okulda kaç tane öğrenci sırası vardır? Toplam sıra sayısını bulmak için 21 ile 12'yi çarparız. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Topladığımızda 2, 5 ve 2. Yani 252 tane sıra vardır. 3. Bir basketbol maçı için fiyatı 25 TL ve 50 TL olan maç biletleri satışa çıkarılmış. Fiyatı 25 TL olan biletlerden 2165 kişi, fiyatı 50 TL olan biletlerden 1368 kişi satın almış. Maç biletlerinin satışından kaç liralık gelir elde edilmiştir? 25 TL olan biletlerden 2165 kişi bilet almış. Bunlar toplam ne kadar ödemişler onu bulalım. 2165 ile 25'i çarpalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 6 30. 2 de elde 32. 32'nin ikisi elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. 5 kere 2 10. 2 kere 5 10. 10'un 0 elde var 1. 2 kere 6 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. 2 kere 2 4. Topladığımızda 5 2 8 3 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 0 3 daha 3. 1 de elde 4. 1 4 daha 5. Toplam 54.125 lira gelir elde edilmiş. Sonra bilet fiyatı 50 TL olan biletlerden de 1368 kişi bilet almış. Bununla da 50'yi çarpalım. 0 ile 8'in çarpımı 0. 0 kere 6 0. 0 kere 3 0. 0 kere 1 0. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 6 30. 4 de elde 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 5 kere 3 15. 3 de elde 18 elde var 1. 5 kere 1 5 1 de elde 6. Toplayalım 0 0 4 8 ve 6. Buradan da 68.400 lira gelir elde edilmiş. Toplam geliri bulmak için 68.400 ile 54.125'i toplayalım. Burası 5 olur, burası 2, burası 5 olur. 8 4 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 6 5 daha 11 1 de elde 12. Toplam gelir 122.525 liradır. 4. Selma Hanım 1 gramı 128 TL olan 23 gramlık bir bilezik satın almış. Bu bileziği 1 yıl sonra 1 gramı 154 TL'den satmış. Selma Hanım alıp sattığı bu bilezikten kaç lira kar elde etmiştir? Şimdi alırken 128 TL'ymiş. Ne kadar ödemiş onu bulalım. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 3 kere 1 3. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 1 2. Toplayalım. 4. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 5 daha 8. 1 de elde 9 ve 2. Satarken 154 liradan satmış. 154 çarpı 23. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 5 15 1 de elde 16 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 10'un 0 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3. Toplayalım. 2 6 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 0 daha 4 1 daha 5 ve 3. Şimdi 3542 liraya satmış. 2944 liraya almış. Aradaki farkı bulalım.
2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkınca 8 kalır. Burada 3 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıkınca 9 kalır. Burada 4 kaldı. 4'ten 9 çıkmaz. Bir 10'luk alırız. 14'ten 9 çıkınca 5 kalır. Burada da 0 kalır. Selma Hanım 598 lira kar elde etmiştir.